Bugün günlerden Perşembe. Cuma akşamı şu bota binebiliriz hep beraber. Güzel bir hafta sonu geçiririz sizlerle birlikte. Bütün rezervasyonlar yapıldı. Faturaları Eylem Hanım nerede? Eylem Hanım ödeyecek. Elini kaldırdı. Bu bot bizi bekliyor arkadaşlar. Sizi biraz tahrik etmek, provoke etmek ve heyecanlandırmak için söyledim. Değerli konuklar, benim adım Can Erdem. Ben öğretim üyesiyim. Doktor Nihat Tavşan da öğretim üyesi. Merhabalar. Çok sadık olduğum bir bot. Burası da benim çok sadık olduğum bir kasaba, bir tatil beldesi. Hiç gitmedim. Bu botu da ömrümde hiç görmedim, biliyor musunuz? Ama çok sadığım. Konuşmamız, müşterimiz gerçekten müşterimiz mi, bize sadık mı, yoksa başka bir şeyler mi dönüyor ortada? Değerli katılımcılar, hepimiz müşteriyiz. Sonsuz sayıda tercih imkanımız var. Seçme hakkımız inanılmaz zengin. Bazı çok önemli kararlarımızı verdiğimiz mekanları da biz seçiyoruz. Önemli kararları aldığımız mekanlar buralar. Dolayısıyla bu kararları rahat ortamlarda almak isteriz. Renk, tasarım, biçim, materyal, istediğiniz konularda seçme hakkınız var. Peki bu markalara sadık mıyız? Siz sadık mısınız? Nedir bu sadakat dediğimiz şey? Bunun farkında mıyız? Nihat Hoca, farkında mıyız? Ben değilim, onu sana söyleyeyim. Evet hocam, çok kritik bir soru. Ya sadakat ne? Herkes sadakattan bahsediyor. Sadakat, sadakat, sadakat. Nedir sadakat? Hocam nedir? Ben size sorayım. Benim sahip olmadığım bir şey. Karım burada yok, onun için rahat konuşurum. Biraz sonra evlilik konusuna geleceğiz. Çok önemli bir karardır biliyorsunuz insan hayatında. Neyse, o tehlikeli sular, oralara girmeyelim. Ha işte gene de geldik. Siz bu resimde neredesiniz arkadaşlar? Ortadaki misiniz? Yoksa, ha bunun erkek veya cinsiyetle hiç bilgisi yok. Cinsiyet bu anla, sadakatsizlik anlamında iki taraf için de aynı şeymiş. Araştırmalar öyle söylüyorlar. Peki gerçekten biz burada neredeyiz? Yanlış olan bir şey var mı? Yanlışın adı ne? Biz akademisyen olduğumuz için sizi birazcık böyle felsefi konulara doğru çekmemiz lazım. Onun için bize bu görevi verdi Karin Hanım, doğru mu? Peki, o zaman bir tanımlama yapacağız Nihat Hoca. Sadakat nedir, ne değildir, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kim kime sadık? Ya da eskiden sadıktı da bugün mü sadık değil? Bütün bunları 20 dakika içinde konuşacağız. Hocam bir sonraki slide size destek olacak konuyu daha rahat anlatmak için. Bir sonraki slide'ımızda da rahmetli diyordum. Nihat Hoca beni düzeltti, rahmetli olmamış. Hülya Koçyiğit. Benim bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla derdi eski Yeşilçam repliklerinde. Burada olay birazcık daha da karışık. Sahip olmak, sahip olmak acaba sadık olmanın öncülü mü? Sahip olmadan da sadık olunabilir mi acaba? Bütün bunlar uzun uzun konuşulması gereken, sorulması gereken sorular. Bu soruların sonunda da önemli kararlar çıkıyor. Çıkıyor. Sadakat denince, hocam şunun altını da siz söylediniz, ben de daha kalın çizmek istiyorum. Sadakat denince insanların kafasında şu doğuyor. Müşteri veri tabanına bakıyor, benden sürekli satın alma yapmış, son 3 aydır yapmış, son 3 yıldır yapmış. Herkesin sadakat tanımı periyotlara bağlı. İşte bu müşteri diyor ki benim sadık müşterim. Peki gerçekten sadakat bu mu? Bir müşterinin sürekli sizden satın alma yapması, sürekli sizde bir işlem gerçekleştiriyor olması, bir transaction'larının olması. Acaba gerçekten onları sizin müşteriniz yapıyor mu? Sadakat yani gerçekten müşteriniz müşteri mi? Öyle mi hocam? Burada petrol ofisinden, Shell'den, Türk Petrol'den konuklar olabilir. Onun için biraz dikkatli konuşalım biz burada. Ama hiç benzin almaktan zevk alan, zevk alarak benzinciye giren sürücüler gördünüz mü? Hep aynı benzinciye girmeleri onların sadık olduğunu mu gösteriyor acaba? Yoksa mecbur olduklarını mı? Karşılarına çıkan ilk benzinciye girmiş olmaları onların fırsatın değerlendirmesi mi? Yoksa gerçekten sadık oldukları anlamında mı? Hocam ilk cümleye dikkat çekmek istiyorum. Philip Morris var mı bilmiyorum bugün burada ama Philip Morris ülkenin önemli bölümünün kendisine sadık olduğunu düşünüyor. Ama bilseler
Ya bir kaşık suda boğacaklar Philip Morris'i. Böyle bir alışkanlığa. Gene de şirket hakkında konuşmuyoruz. Söylemeyelim yani, tabii. Yani kızıyor. Sigara firmaları diyelim. Sigara sağlığa zararlıdır. Peki maaşınızı gerçekten kendi bankanızdan alıyor musunuz? Maaşınızı hangi bankadan alacağınızı kim seçiyor? Benim burada kötü bir anım var, onu anlatacağım. Çok çok anlattıkça utanıyorum. Çok eski yıllarda çalıştığım üniversite bir devlet bankasıyla anlaşma yaptı. Ve devlet bankası kampüsün içinde bir şube açtı. Maaşımızı onlar ödüyor. Şubeye bir kere gittim. Dedim ki ayın birinde benim maaşımı kendi istediğim bankaya virman yapacaksınız. Onun dışında ben sizle hiç çalışmayacağım. Çok ayıp bir şey tabii. O zaman çok gençtim. Sonra üzüldüm. Hala gençsiniz hocam, lütfen haksızlık etmeyin. İşte bunu bekliyordum ben de, doğru söylediğinden. Ben o bankaya sadık mıydım? Niye o bankayı seçtim? Kim seçti? Ben mi seçtim? Kesinlikle ben seçmedim. Ha, ayıp yaptığım doğru. Ama bir yığın otomatik kararı verirken bu sadakatin göstergesi mi? Hocam bu konuyu biz derslerde de işliyoruz. Öğrencilerimizden de veya bulunduğumuz beyaz yaka ortamlarında her zaman konuşuluyor. Maaşların kimi nereye yatacağını finans departmanı karar veriyor, belli bir anlaşmalar yapıyor, paralar oraya yatıyor. Ve benim şu ana kadar sohbet ettiğim kişilerin önemli bir bölümü ayın birinde maaş yetiyorsa birinde parasını transfer ediyor. Ortada bir transaction var mı? Var. Şimdi yarın öbür gün bir şirket değerlemesi geldiği zaman, müşterilerin veri tabanına baktığı zaman, tabii kaç tane müşterinizin olduğu da özellikle finans piyasalarında önemli, sadık müşterileriniz. Bu işlemlere bakarak, evet, sadık müşteriler bunlar diye kategorize ediliyor. Evet. Ve değerleme evet, ona göre yapılıyor mesela. Şimdi sadakatin birazcık daha içine gireceğiz Nihat. Müşterimiz, bizim için çok önemli olan o bireylerin ve kurumların gönlünde miyiz ki bize sadıklar? Yoksa onların cüzdanında bir payımız mı var otomatikman tahsil ettiğimiz? Yoksa onların beyinlerine hitap edebiliyor muyuz? Bizi düşünceleriyle mantıklı, akademik dilde, kognitif bir şekilde değerlendirip mi seçiyorlar? Bir soru sorayım hocam size burada o zaman. Hocam aklınıza gelen otomobil markalarından bana şöyle marka söyleyeceğiz artık. Burada. Evet, otomobil markaları benim çok hassas olduğum bir konu. Değerli konuklar, ben Porsche Targa'ya çok sadığım. Öyle mi hocam? Hiç olmadı. Hiç Porsche'um yok ama çok sadığım. Bu nasıl bir sadakat derseniz biraz sonra geleceğiz. Nihat oraya gelmeden ilginç başka bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz insan hayatında çok önemli bir satın alma kararı evlilik. Çünkü uzun dönemli bir süreç en azından. Her ne kadar satılan mal hala geri alınabiliyorsa da evlilikte bile, yine de acaba evlilik kararını verirken bizim müşterimizin, kadın veya erkek hiç fark etmez, gönlünde mi bir yerimiz var? Ona aşk evliliği deniyor. Yoksa bir takım adına mantık evliliği dediğimiz başka hesaplar mı yapıyoruz? Evlilikte sadakatin çok önemli olduğu bir kavram değil mi? Acaba bu sadakate giderken gönüllerde mi yer etmek lazım? Yoksa beyinde mi yer etmek lazım? Yukarıdakiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim size. O evliliğe yakışmayacak olan bir kavram. Ama önünde sonunda müşterilerimizin bir yerlerinde bize gelme, sürekli olarak gelme veya sürekli olarak gelmeme gibi bir niyet var. Bu niyet de hep hayata geçecek. Ama bu niyeti sadece sadakat olarak değerlendirmiyoruz. Hemen içine giriyoruz. İki büyük sadakat kavramı var değerli konuklar. Tutumsal sadakat ve davranışsal sadakat. Porsche örneğini unutmadım, oraya geleceğim. Nihat Hoca, bununla ilgili belki bir şey söylemek ister. Hocam siz zaten söylediniz, yani tutumsal olarak sizin Porsche'ye sadık olduğunuzu biliyorum, evet, ama sizin arabayla geldik buraya, ben bir Porsche göremedim. Tutumsal sadakatten kastımız hep ulaşmak istediğimiz, hep hayalimizde, gönlümüzde yer eden ama bazen ulaşamadığımız, bazen de şanslıysak ulaştığımız ürün veya hizmetlerden söz ediyorum. Oysa davranışsal sadakat, farkında olup olmadan, otomatikman, mecbur olduğumuz için, banka örneğini hatırlayın, müşteri olduğumuz ve bu müşteriliği sürdürdüğümüz sadakatten bahsediyorum.
Dolayısıyla, evet hocam, şunu da belki söylemek lazım. Yani burada CRM'in de en büyük belki tutulma noktalarından birisi de bu. Çünkü CRM'e baktığınız zaman ilişkiler üzerinden, transaction'lar üzerinden müşteriyi tanımaya çalışıyor. Yani davranışlarından. Hiç haz etmiyor, hiç beğenmiyor belki ama mecbur olduğu için gidip o ürünü tüketebilir. Şimdi bu sadık olarak geçiyor. Sadık müşteri, en sadık müşterilerimiz gibi. Yani davranış olarak öyle, tutum olarak öyle değil. Şimdi biz akademisyen olduğumuz için böyle matriksleri çok severiz. İkiye iki matriksler hazırlarız. Bunların hepsini siz biliyorsunuz zaten. Ama birkaç tane örnekle detayına girelim. Bozulmuş sadakat başımızın belası. Çünkü ne müşteri bizi istiyor, ne müşteri bize mahkum, ne otomatikman bize geliyor, ne de gönlünde yer edinmişiz. Bütün sorumluluk bizde. Mazeretimiz çok. Aslında yok da kullandığımız mazeretler var. Efendim enflasyon oranı yüksek. Efendim seçim var. Efendim deprem oldu. Efendim yaz geldi. Şimdi siz gidin, Eylül'de gene konuşuruz. Değil mi Karin Hanım? Hocam, dolayısıyla mazeret uğratmakta üstümüzde yok. Şu mazereti atlamayın. Ya o müşteri zaten ne yapacaksınız? Boş ver o müşteriyi. Video var bakın hocam, onu unutmayın. Durumsal sadakat, size banka örneğinde anlattığım şey. Müşteriler bize sadakat ama, sadık ama diğer alternatiflere ulaşamadıkları için. Biz onları tutsak almışız. İlk fırsatta kaçacaklar. Acaba bunun farkında mıyız? Siz değerli girişimciler, yatırımcılar, pazarlamacılar, işletmeciler biliyor musunuz? Müşterilerinizin yüzde kaçı bugün sizde de mecbur olduğu için ama yarın ilk fırsatta kaçacak? Ölçmek mümkün mü? Hem de nasıl? Tabii ki. Ölçtük mü? Ölçtüğümüz oldu. Ölçtüğümüz oldu. Ama şu Porsche örneğine geri gelelim. Aday sadakat. Hep sadık olmak istediğimiz ama bir türlü olamadığımız sadakat. Kabahat kimde acaba? Mercedes bunu gördü. A serisini tasarladı. B serisini tasarladı. Araba Mercedes mi? Mercedes. Çok küçük, çok da rahat değil, çok da şık değil ama Mercedes. O kesimi tatmin etti. Porsche'dan böyle bir beklentim var. Bana birazcık yaklaşsalar gerçekten elimden geleni yapacağım ve müşteri olacağım ama henüz olamadım. Acaba bununla ilgili ne düşünebiliriz? Kampanyalar mı yapsak? Başka bir şeyler mi düşünsek? Ölçebiliyor musunuz gönlü sizde olup da gerçekten müşteriniz olmayan kaç kişi var? Ölçmek mümkün mü? Evet. Nihat Hoca, sonuncuya geldik. Burası Nirvana. Nirvana dediğimiz yer. Burası Apple bu işi çok iyi yapıyor. Diyeceksiniz ki kaç tane Apple var? Çok Apple olabilir. Türkiye'de Apple'ın yaptığına ulaşmaya çalışan şirketler var. Onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Çok güzel adımlar da atıyorlar. Yani hem gönlü sizde olan, hem sizin bilfiil müşteriniz olan gerçek anlamda sadık dediğimiz kişileri tespit etmek, yaklaşmak, ulaşmak, onları kazanmak. Sonra da onları korumaya devam etmek. Peki aslında bu sadakati kim kontrol ediyor? Müşteri mi? Biz mi? Sayın Cumhurbaşkanı mı diyeceğim? O her şeyi kontrol ediyor ama hani bugünlük onu bir kenara koyalım. Kararı kimler veriyor? Aynı şeyle devam ediyoruz. Müşteri mi seçiyor bizi sadık olmayı? Yoksa biz onu bize sadık olmaya mecbur hale mi getiriyoruz? Yoksa müşteriye öyle güzel seçenekler sunup da mecbur hale getirdik kelimesini kullanmayalım. Onun gönlünde yer edip sadık olmasını sağlayabiliyor muyuz? Yapmak mümkün mü? Var tabii, mümkün. Örneklerimiz de var. Örneklerimizden bir tanesi bu. Bu makine. En yeni teknoloji bu. Cebren ve hile ile müşteriyi kazanmak. Tamam, bunu bir kenara koyalım. Ama birazcık teoriye girmeden olmaz biz akademisyeniz. Teori diyor ki satın alma davranışını ve ona olan niyeti belirleyen değişkenler var. Bağımsız değişkenler. Bunların hepsini kontrol etmek mümkün mü pazarlamacı için? Evet. Hepsi mümkün. Yapıldığını gördünüz mü diye soracaksınız. Evet. Türkiye'de var mı? Var.
Yapılabilir mi? Pekala da yapılabilir. Deneyimler sunarak, müşterilerin uzun dönemli hafızalarında yer eden, yaşadıkları acıları, keyifleri, mutlulukları, sıkıntıları tespit edip, sıkıntıları pozitife çeviren, pozitif olanları sürekli kılan deneyimler sunarak sadakati sağlamak mümkün. Zaten sizler de bugün buraya onun için geldiniz. İyi ki de geldiniz. Ve bugün bunları sizlerle birlikte konuşacağız. Ama ekmek faslı var, onu da Nihat Hoca anlatacak. Vereyim mi sana bunu? Evet, ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben burada Banu Hanım'a atıf yaparak başlamak istiyorum. Banu Hanım bizden önce sahne aldı ve çok güzel şeyler söyledi. Özellikle çağrı merkezleri şeklinde başlayan bir dernek oluşumunun, bu sosyal platformun müşteri deneyimi platformuna dönüşmesi için ciddi bir gayret içerisinde ve vizyon çizilmiş durumda dernek tarafından. Önce derneği tebrik ediyorum. Bu önemli. Çünkü müşteri deneyimiyle ilgili bakıldığında genelde şöyle bir şey canlanıyor. Müşteri deneyimi tarafı satış sonrası hizmetlere bakar, telefonlara bakar, müşteri şikayetleriyle ilgilenir gibi. Ama aslına bakarsanız müşteri deneyimi bunun çok ötesindedir. Bir bütçe kesintisi olduğu zaman hemen müşteri deneyimi departmanının kapısını çalar finans. Ya bizim gelire ihtiyacımız var, siz gelirle ilgili pek bir şey yapmıyorsunuz ki. Biz gelir arttıracak taraflara biraz uğraşacağız, siz biraz maliyetleri kısın falan. Bu tip diyalogları eminim çok duymuşsunuzdur. Biz duyduk en azından çok. Finansçılara laf atma Nihat. Aramızda finans. Biraz atayım hocam. Ucundan söylemek zorundayım. Gerçekten burada konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Burası açık bir platform olsun. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Can Hoca, ben ve bir finansla ilgili olarak üst düzey yöneticilerin olduğu bir toplantıda bize çok açık bir soru gelmişti hocam. Onu paylaşacağım. Hocam, biz bu işlere ekmek yer miyiz diye sormuşlardı. Yani gelir arttırabilir miyiz? O yüzden biz dedik ki ya düşündük taşındık ne koyalım buraya görsen? Ekmek koyalım. Ekmek yenir mi? Evet. Müşteri deneyiminden kurumlar gelir arttırabilirler. Bu önemli bir konu. Çünkü ne zaman bir konu olsa finans departmanına gidip kapıyı çalıp bunu söyleyebileceğiniz bir şey. Evet. Artık Banu Hanım'ın dediği çerçevede eğer doğru bir şekilde tasarlanırsa kurumların müşteri deneyimi gelir arttırması için çok büyük potansiyeller arz ediyor. Şimdi ben bunu lafta bırakmayacağım tabii. Lafta bırakırsam olmaz. Hadi gelin biraz araştırmalarımızdan bahsedelim. İlk araştırmamız 2002 yılında Strometz ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma. Restoranda bir araştırma yapılıyor. Restoranda diyorlar ki ya biz burada diyorlar bahşiş seviyesini, gelirlerini arttırabilir miyiz? Ya da nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili bir senaryo yapalım, bir çalışma yapalım. İçeride biraz analiz yapıyorlar ve şunu diyorlar. Evet diyorlar, biz gelen müşterilere hesap istediklerinde bir şekerleme verebilirsek belki onlar da bizim bahşişimizi artıracaktır. Bakın çok küçük bir değişiklikten bahsediyorum. Ve bu senaryoyu test etmeye karar veriyorlar. İki tane senaryomuz var. Garsonlar çağrılıyor, onunla ilgili bir eğitime tabi tutuluyor. Bir tane deste var, desteden kart çekilecek. Birinci senaryo ve ikinci senaryo uygulanacak. Birinci senaryoda hesap istendiğinde garson götürecek hesabı, hiçbir şey söylemeden her zamanki gibi davranacak, bırakacak, gidecek. Daha sonra da tabii ki alacak, bahşiş ne kadar miktar neyse yazılacak. İkinci senaryoda hesapla beraber bir tepsi şekerleme götürecek. Şekerleme, aynen böyle yazdığı için aktarıyorum size, şekerleme alır mısınız efendim diyecek. Oradan bir tane alacak, sonra gidecek, bir adım daha dönecek. Bir tane daha almak ister misiniz efendim diyecek, eğer alan olursa. Falan böyle bir setting. Şimdi bu senaryo sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Bakın sadece küçük şekerlemelerden bahsediyorum. Herhangi bir marketten böyle özellikle bayramlarda bir kilosu ya da 10 kilosu çok düşük rakamlara satılan şekerlemeler. Ya slide'ı da açabilir. Efendim? Slide'ı da açabilir. Açacağım hocam. Değişim miktarı %21. Sadece bakın şekerleme vererek küçük bir tasarımdan bahsediyorum. Küçük bir dokunuş. Süreçlere küçük bir dokunuşla %21'lik bir gelir artışından bahsediyorum. Gerçek bir müşteri deneyimi tasarımından bahsediyorum tabii. Peki, şimdi bunu diyebilirsiniz. Kendi şirketlerimize örnek verelim. Ya biz şeker verecek durumda değiliz. Yani şeker için ya bir kaynak lazım. Kendi projemi düşünüyorum ben. Kaynak lazım. Kaynağım yoksa ne yaparım? Hadi gelin biraz eli arttıralım. İkinci örneğimize gidelim. Yine restorandayız. Restoranda yine iki tane senaryomuz var.
Çalışanlar yine karttan, bir desteden kart çekiyorlar. Birinci senaryo ve ikinci senaryo var. Birinci senaryoda hiçbir şey yapmıyorlar. Normal hesap istendiği zaman hesap tabağını götürüyor ve ayrılıyor. Daha sonra da alıyor. Tekrar fişler sayılıyor ve işleniyor. İkinci senaryomuzda ise şöyle bir not var. Belirtilen tarihte, yani çarşamba günü diyelim biz buna. Neyse artık bu araştırmada. Çünkü tarihler farklı günlerde yapıldığı için değiştiriliyor. Çarşamba gününe özel bir akşam yemeğimiz var. Menüde lezzetli deniz ürünleri yer alacak. Denemeye ne dersiniz? Harikalar şeklinde. Bakın sadece bir not. Neyimiz var? Bir parça kağıt. Bir tane kalem. Bir de yazacak bir kişi. Kaynak bu kadar. Ve ne sonuçlar doğuyor biliyor musunuz? Çok ilginç. %17'lik gelir artışı. Ne kullandım? Kağıt, kalem. Bir de yazı bilgimi. O kadar. Deneyim bilgimi. Tabii arkasında çok ciddi bir şey var. Şunu da diyebilirsiniz. Kağıdımız yok. Kalemimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok bizim. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey olsa olmaz mı? O nasıl olacak? Var. Onun da çözümü var. Hiçbir şeyiniz yoksa o da olur. Problem değil. Şimdi bir sonraki anlatacağım örnek onu ispatlayacak size. Üçüncü olayımızda da Saiter tarafından 2007'de yapılan bir araştırma. Bu araştırmada da menü, yine aynı şekilde bir rastsallık var. 6 tane coin alınıyor, bozuk para alınıyor ve bunların 3 tanesi boyanıyor, 3 tanesi boyasız. Ve bu altılı setlerden bütün garsonlara dağıtılıyor. Garsonlar da bunlardan rastgele olarak çekiyor. Eğer boyalıysa A senaryosunu, boyalı değilse B senaryosunu uyguluyorlar. A senaryosunda ne var? A senaryosunda gidiyor, menüyü veriyor, seçimlerini söylüyor herkes, yazıyor ve dönüyor. Her zaman yaptığı gibi. İkincisinde ise bu sihirli kelimeyi söylüyor. Seçimini yaptıktan sonra diyelim ki kabak çorbası alacağım. Harika seçim. Bu kadar. Bakın, iki kelime kullandım. Harika seçim. Bu kadar. Peki etkisi oluyor mu? Elbette etkisi oluyor. %15'lik bir artış oluyor. Hiçbir şey kullanmadım. Sadece tasarım yaptım bakın. Aynı kaynakları farklı varyasyonlarda, farklı permütasyonlarda uygulayarak çok farklı sonuçlar alabilirsiniz. İşte buna biz gerçek bağlamda, tevatür bağlamında değil, gerçek bağlamda deneyim tasarımı diyoruz. Ben burada sözlerimi tamamlıyorum hocam. Şimdi şöyle bir intiba oluştu değerli konuklardan. Nasıl bir intiba? Yani hoşluk yaparak, iyilik yaparak, gülümseyerek cennete gitmek için müşterilerimize iyi davranalım. Onların kalplerini kazanalım, gelirimiz artsın. Hiç öyle düşünmeyin. Biz bütün bunları iyi insanlar olduğumuz için yapmıyoruz. Para kazanmak için yapıyoruz. Ve bu parayı kazanıp bu işleri hayata geçirmek için koskoca bir bilim var bunun arkasında. Koskoca bir disiplin var, kurallar var, gelenekler var, kültürel adaptasyonlar var, Türkiye'ye uyarlamalar var. Teknolojinin sonuna kadar kullanımı var. Teknoloji sadece teknoloji değil. Onun dışında sanat dokunuşları da var. Onun dışında bir metodoloji var aslında hocam. Onu belki söylemek lazım. Bunun arkasında bir metodoloji var. Yani belli bir tasarım süreçleri ve ciddi bir metodoloji var. Hatta bunların bir kısmı da hocam bizim birazdan alacaksınız kitapta ama süreyi açtık. Bunları hep konuştuk. Değerli katılımcılar hem sıkıldılar. Vücut dillerinden onu anlamak mümkün. Hem de söylediklerimizin hepsini unuttular. Ama çıkışta size kitap hediye edeceğiz. Bunlar kitapta da yazıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Doçent Doktor Can Erdem ve Doktor Nihat Tavşan'a verdikleri bilgiler ve keyifli sohbetleri için çok teşekkür ediyoruz.